ülke olarak zor dönemlerden geçtiğimiz bu günlerde gündeme hep gıdaya, kiralara, ulaşıma gelen yüksek zammı taşımıştık. Bugünse bir şirketin çalışanlarına verdiği yüksek maaş zammı gündeme geldi. Enflasyonla beraber yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşlar artık yorucu ama maaşı yüksek olan meslekleri tercih etmeye başladı. Bu mesleklere en yakın örnek ise motokuryeler oldu. Yağmur, kar, fırtına demeden canlarını hiçe sayarak bizler için hizmeti bırakmayan motokuryelerin maaşı deyim yerindeyse dudak uçuklattı. Genelde erkeklerin tercih ettiği asgari ücretin de üzerinde maaş alan motokuryeliği kadınlar da tercih etmeye başladı. Temmuz 2023 yılında 23 bin lira maaş alan motokuryeler ek paket servisleriyle 2024'e güzel bir giriş yaptı. Konuya ilişkin bazı hızlı teslimat markaları 2024 yılında motokuryelerin alacağı zam oranlarını açıklamaya başladı. Saatlik garanti ücret, paket başı ücret ve kilometre başına yakıt desteklerini artıran Vigo, tüm şehirlerde uygulamaya koyduğu paket bonuslarıyla kazançları önemli ölçüde artırdı. Ve yeni yılda motokuryelerin maaşlarına %70 oranında zam yaptığını açıkladı. Vigo'nun kurucu ortağı, bugün Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer bölgelerinde çalışan bir motokuryemiz, haftanın 6 günü ortalama 40 paketle çalışması halinde ay sonu kazancının 100 bin lirayı aştığını söyledi. Rekabetin yoğun olduğu hızlı teslimat sektöründe Vigo'nun attığı bu adım diğer şirketlere örnek olacak nitelikte. Gündem özel haberimizle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.